Yine matematik CYT set 490'ın çözümündeyiz. Birinci sorumuz, bir şeker su karışımındaki şeker oranı %22, başka bir şeker su karışımında ise su oranı %64'tür. Her iki karışımdan eşit miktarda karıştırılırsa yeni karışımın şeker oranı kaç olur? Şimdi ilk olarak birinci karışımda şeker oranını, ikinci karışımda ise su oranını vermiş. Dolayısıyla buradan şeker oranına geçmemiz gerekiyor. Diğer karışımın şeker oranı %100'den %64'ü çıkardığımızda %36 olarak gelecek. Dolayısıyla burası %36 oldu. Şimdi biz bir birim ilk karışımdan alalım. Dolayısıyla buradan 1 çarpı 22 bölü 100 gelir. Artı bir birim de diğer karışımdan alalım. Oranında şeker oranı 36 bölü 100 olur. Toplamda elimizde 2 birimlik karışımımız var. Şeker oranını bilmiyoruz. X dedik, %X olarak gösterdik. Şimdi burada her çarpanın paydasında 100 olduğu için yüzleri sadeleştiririz. Dolayısıyla buradan 22 artı 36 eşittir 2X olur. Buranın toplamı 58 eşittir 2X. X'imiz de buradan 29 gelir. Dolayısıyla son karışımın şeker oranı %29 olur. Tuz oranı %16 olan 200 ml su ile tuz oranı %41 olan 300 ml su karıştırılırsa oluşan karışımın tuz oranı kaç olur demiş. Şimdi ilk olarak 200 çarpı 200 ml aldık, 16 bölü 100. Daha sonra diğerinden de 300 ml aldık, 300 çarpı 41 bölü 100 oldu. Toplamda elimizde 500 ml'lik bir karışım var, şeker yüzdesini. Tuz oranını bilmiyoruz. %x dedik. Şimdi buradan sıfırları silelim. 2 kere 16'dan burası 32 gelir. Artı sıfırları sadeleştirdik. 3 kere 41'den 123 geldi. Ve eşittir. Yine sıfırları sadeleştirdiğimizde sağ tarafta 5x oldu. 32 ile 123'ü topladığımızda burası 155 yapacak. 155 eşittir 5x ise her tarafı 5'e böldüğümüzde x'i buradan 31 buluruz. Dolayısıyla son durumdaki karışımın tuz oranı %31 olur. Evet, aşağıdaki kapların üzerinde 3. sorumuz. Aşağıdaki kapların üzerinde bir karışımda kullanılan A gram süt, 275 gram şeker ve B gram yağın karışım yüzdeleri verilmiş. Buna göre bu karışımda kullanılan süt miktarı yağ miktarından ne kadar fazladır demiş. İlk olarak bir karışım dediği için %100, 45 ve 25'i buradaysa buradan 70 yapar. Dolayısıyla buraya kalan 100'den 70'i çıkardığımızda ne olacak? 30 olacak. Şimdi %30'lukta B karışımımız, yani yağımız var. B gram. İlk olarak A'yı bulalım. Buradan A demişti. Buradan B demişti. Ve buraya da 275 gram demişti. Şimdi bizim %25'e denk gelen gramımız 275 gramsa buradan %45'ine A gram diyelim. Bu bir doğru orantıdır. Yüzdelik arttığı için miktar da artacak. Dolayısıyla çapraz çarpıp eşitleyeceğiz. Buradan 25 çarpı A eşittir 45 çarpı 275 olur. Evet, 275. 5'e böldük 5, 5'e böldük 9, 5'e böldük 1. Burayı da 5'e böldüğümüzde 55 olarak gelecek. Dolayısıyla A'sı buradan 9 kere 55 dediğimizde 495 gram olacak. Şimdi tekrar %25'i 275 gram ise %30'una da ne demiştik? B gram demiştik. Buradan yine doğru orantı kurduğumuzda 25 çarpı B eşittir 30 çarpı 275 gelir. 5'e böldüğümüzde 5, 5'e böldüğümüzde 55, 5'e böldük 1, 5'e böldük 6. 6 ile de 55'i çarptığımızda B'yi 330 olarak buluruz. Aradaki farkı sorduğu için A'dan B'yi, yani 495'ten 330'u çıkardığımızda 165 kalır. Cevabımız C.